Merhaba arkadaşlar, Bit Trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Analizlerime TrendFX sponsorluğunda devam ediyorum. TrendFX'in katkılarıyla kanalımıza abone olup açıklama kısmındaki linke tıklayarak TrendFX'e üye olup 100 dolar ve üstü fonlama yapan yatırımcılar arasında yapılacak olan çekiliş ile iki şanslı abonemize çeyrek altın verilecektir. Ayrıca kayıt yaptırmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum WhatsApp grubuna üye olarak günlük alım satım seviyelerinden haberdar olarak kazançlarınızı daha karlı hale getirebilirsiniz. Dolar TL grafiği ile başlayalım. Haftanın 3. işlem gününde dolar TL paritesine baktığımız zaman 7 seviyesi üzerinde kalıcılığa devam ediyor. 7.02 seviyelerinden destek alarak 7.14 seviyelerini test etmiş oldu. ve Merkez Bankası'nın açıklamaları ve yabancı kurumların kur üzerinde açıklamaları etkili olmaya, aşağıya doğru baskılamaya devam ediyor dolar TL paritesine. Şu an beklediğimiz gibi 7 seviyelerinin üzerinde kur gidip gelmeye bir süre daha devam edecektir. Sonrasında ise 7 seviyesini aşağıya kırması durumunda satışlar daha da derinleşecektir ki e, bu seviyenin aşağıya kırması durumunda açığa satış yaparak kazanç e, sağlamamız gerekiyor. Yoksa fırsatları kaçırırız. Özellikle zararda olan yatırımcı açığa satışı mutlaka değerlendirmesi e, iyi olacaktır. E, dolar kurundaki toparlanmalar ikinci işlem gününde de e, devam etmişti. 3 e, haftalık geri çekilmenin ardından tepki alımları gelmeye başlamıştı. E, bu serinin devamında 7 ve 7.40 e, karşımıza direnç olarak e, izleyebilirsiniz. Bu seviyeler üzerinde günlük bar kapanışı gerçekleştirmesi halinde e, pozitif algı güç kazanabilir. E, diğer taraftan dolar endeksi 902.400 e, seviyelerinde hafif satıcılı işlem görmeye başlıyor. E, 900.000 seviyesinde arkadaşlar. 900.400 seviyelerinde. E, geçen hafta Türkiye 5 yıllık CDS priminin 300 bas puan altına gelmesi yani aşağı yukarı 286 bas puana kadar geriledi. Bu da e, haliyle Türk lirası varlıklarının değer kazanmasında e, bir hayli e, etkili oldu diyebilirim sizlere. E, ana resme baktığımız ise dolar tl genel yön aşağıya olmaya devam ediyor. E, alım yaparken dikkatli olmak gerekiyor. Alımlar daha hızlanmadı e, arkadaşlar. O yüzden alım yaparken özellikle e, hareketli ortalamanın üzerindeki kalıcı kapanışlarda dikkat etmekte e, fayda var. Daha önce de dediğim gibi... E, Kur üzerinde yabancı kurumların e, açıklamaları etkili oluyor. En son ise HSBC Merkez Bankası'nın sıkı para politikası duruşu, cari açıkta düşüş, yerlilerin dolarizasyon eğilimindeki yavaşlama, yabancıların lira iştahındaki artış gibi etkenlerle yıl sonu için daha önce 7-10 olan dolar tl tahminini 6.50'ye indirmiş durumda. Kurum değerlendirmesinde dolarizasyonun terse dönmesi ve sermaye akımları Merkez Bankası'nın rezervlerini güçlendirmesine kapıyı aralayabilir dedi. Bize göre şeffaf uygun bir döviz alım programı TL aleyhine etki yaratmaz ifadelerini kullandı. E, grafik üzerinde incelemek gerekirse e, hareketli ortalamamız yani burada e, 7 seviyesinden destek alarak ufak e, 7-14 seviyelerine kadar çıkması e, tabii ki de burada vatandaşa etkiledi. Yani dolar acaba dipten dönüş yaptı mı alalım mı diye. Arkadaşlar şu an e, dolar TL grafiğinin bu şekilde ufak e, yükselişler yaptığına bakmayın. Genel olarak hala e, ana resimde gördüğünüz gibi düşüş trendi devam ediyor. Sadece 7 seviyesini bir anda aşağıya kıramıyor. Yani bu seviye seviyelerde gelgit yapmaya devam edecektir. Özellikle 7 seviyesi, 7.15, 7.16 seviyelerinde. Eğer ki 7.16 seviyesini göçtiğimiz zaman 7.16 7.20 e, bu seviyeyi baz alabilirsiniz özellikle. 7.20 seviyesinin üzerinde tekrar hareketli ortalama üzerine e, kıracaktır arkadaşlar. Daha sonra 7.40 seviyesini test edecektir. E, fakat e, şu anki beklenti e, 7 seviyesiyle 7.20 seviyesi 7.15, 7.16 seviyesi arasında e, gidip gelmesi. E, buralarda e, birkaç hafta en azından oyalanması durumunda tekrar aşağı. 7 seviyesine sarkma potansiyeli çok yüksek. Yani o sırada tabii ki de ABD ile ya da dış ülkelerle aramızda herhangi bir sıkıntı olmazsa bu şekilde devam ederse gelişmeler bu aralık bu bant aralığını kullanacağız. Yani burada biraz daha bir yataylık söz konusu. Açığa satış için 7 seviyesinin aşağısı çok iyi bir açığa satış için pozisyon olacaktır. Tekrar yukarı alımlarda özellikle 7.20 seviyesi ya da biraz daha riskten kaçınmak isteyen yatırımcı hareketli ortalamanın üzerindeki bar kapanışlarında alımlarını e, gerçekleştirebilir arkadaşlar e, onun dışında biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yönetimi ekonomistlerle yaptığı e, buluşmada e, rezerv birikim ve döviz alımı programlarına yönelik de e, mesajlar verdi arkadaşlar. Merkez Bankası ekonomistlerle bir araya geldi toplantıda e, Merkez Bankası'nın kurun düzeyini etkilememek şartıyla rezerv biriktirmeye başlayabileceğini belirtti. Tüm kararların fiyat istikrarı önceliğiyle alınacağını e, vurgulamış durumda. Swap kısıtlaması konusunda ise e, Merkez Bankası BDDK ile yakından çalışıldığı ve gerekirse kademeli adım atılacağını belirtti. Yani Merkez Bankası'nın açıklamaları e, şu an inanılmaz bir e, kitleye hitap ettiği için şu an... E, yani herkes açıkçası buradan çıkacak sinyalleri açıklamaları bekliyor. O yüzden Merkez Bankası bu şekilde dik duruşluğuna özellikle devam etmesi durumunda. E, yani saçma sapan açıklamalar yapmadığı sürece e, kurda geri çekilmeler devam edecektir arkadaşlar. E, dediğim gibi alım satım seviyelerini bu şekilde belirlersiniz. Açığa satışları mutlaka değerlendirin. E, biraz daha altına geçelim arkadaşlar. Şimdi 10 altın tarafına baktığımız zaman ise. Burada toparlanmalar devam ediyor. 1848 seviyesine test etse de 1850 seviyesinin üzerinde kapanışlar yapamadığı sürece alımlarda hızlanma görmek çok zor. Yani ons altın fiyatlarında ana gündem hepimizin de tahmin ettiği bildiği gibi ABD tarafındaki çıkacak olan teşvik paketi. Dolar endeksinin de güç kaybetmesi ons altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor. Bir taraftan biliyorsunuz mutasyon mevzusu var. O da tabi ons altını yukarı destekliyor devam ediyor. Ee, ama yani burada her ne kadar 10 toparlanma görsek de e, aynı şekilde her an e, düşme potansiyeli çok yüksek 10 altın tarafında. Onun dışında teşvik ile alakalı ABD'de yeni tip koronavirüs salgınının etkileriyle e, mücadeleye yönelik ekonomik destek paketine ilişkin gelişmeler piyasanın e, gündeminde yerini korurken e, temsilciler meclisindeki demokratlar e, üyeler arkadaşlar dün paketin bazı detaylarını açıkladı. Söz konusu pakette 400 dolarlık e, haftalık işsizlik sigortası ödemelerinin 29 Ağustos'a kadar uzatılması ve yıllık geliri 75 bin dolardan az olanlara 1400 dolarlık doğrudan nakit yardım yapılması e, öngörülmüş durumda. Yani Joe Biden bu konuda e, inanılmaz bir şekilde ısrarlı zaten seçimlerden önce de belirtmişti. E, seçim propagandası olarak da kullanmıştı bu e, teşvik paketini. E, bu paketin gelmesinden dolayı altında e, bir miktar yukarı tarafları göreceğiz. E, tabii ama 2000 dolar seviyelerini görmemiz gerçekten... E, çok zor. Genel olarak şu an alım yapmak için uygun bir zaman mı e, altın grafiğinde? Hayır arkadaşlar. Burada 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kırmadığı sürece uygun bir ortam değil. Fakat e, 1818 seviyelerine doğru geri çekilirse eğer aşağıya doğru düşme potansiyeli yani 1800-1785 seviyelerine doğru e, geri çekilme potansiyeli çok yüksek. Fakat şu an e, asıl kanalımız e, hareketli ortalamanın aşağısıyla 1818 aşağı desteğimiz arasında gidip gelmesi. Eğer ki burada hareketli ortalamayı kırarsa Yukarıda tekrar 1900 dolar seviyelerine doğru yol alabiliriz. Tabi burada arada ara dirençler e, o, var bu şekilde. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Özellikle şurası 1875 seviyesi. E, zaten 1850 seviyesinin üzerinde kalıcı 4 saatlik günlük grafiklerde e, tekrar 1875 seviyesini test etme potansiyeli çok yüksek. E, o yüzden alımlarınızı kesinlikle hareketli ortalama üzerine çıkması durumunda yapmanız daha doğru e, olacaktır arkadaşlar. E, aş tarafında arkadaşlar Almanya vakalardaki düşüşe rağmen e, karantina önlemlerini uzatmayı değerlendiriyor. e, e koronavirüs vaka sayısı 160 milyonu aşmış durumda. Toplam can kaybı ise 2.3 milyonun üzerine çıkmış durumda. Ee, onun dışında arkadaşlar bu arada bir de e, ABD senatosu eski başkan Donald Trump'ın azil girişiminin anayasaya uygun olduğuna e, karar vermiş durumda. E, bugün e, ABD tarafında Ocak ayı ve yıllık tüfe oranları gelecek. Yine ABD tarafında 2021 yılı e, bütçesi açıklanacak arkadaşlar. Biraz da e, gram altına bakalım. Gram altında da Gram altın arkadaşlar e, yatırımcısının biraz da olsa e, moralini düzeltmeye başlamış durumda. Ama çok da beklenti yüksek tutmamak gerekiyor burada. E, dün gün içerisinde 422 seviyesine kadar yükselmeyi başardı. E, Yükselişlerin ve alımların hız kazanması için en azından burada e, 430 seviyesinin üstünde e, görünmesi lazım. Yani burada bir bar kapanışı yapması lazım ki vatandaşta altın yükseliyor algısını e, oluştursun. Tekrar e, alım yapmak isteyen yatırımcı özellikle burada 430 e, seviyesi önemli olacaktır Onun dışında 422 412 410 seviyesi arasında gitmeye gelmeye devam edecektir 412 seviyesinin aşağısında kalıcı kapanış yapmasına tekrar burada 405 400 seviyelerine tekrar görme potansiyelimiz çok yüksek yani 412 seviyesinde açığa satış yapılıp 400 seviyelerinde tekrar burada pozisyonumuzu karla bir şekilde kapatabilirsiniz. Fakat eee 4 sonik seviyesinde de alım noktası güzel. buradan herhangi geriye dönebilir. O yüzden çok da biraz da alımlarımıza dikkat etmek lazım. 422 seviyesine sıkışırsa burada en azından altındaki yukarıya gidiş ee, yani şu teşvik paketlerinin çıkması durumunda ons altının yükselişi gram altında yukarı 450 seviyesine kadar e, kısa bir süre içerisinde yükseltecektir. E, fakat bu tarih uzadıkça da ons altındaki düşüş gram altında etkileyecektir. Yani şu an genel grafiğe baktığımız zaman düşüş tren de hala devam ediyor. Fakat şu an bir yatay gidip gelme konusu e, ön planda arkadaşlar. Bunun sinyali verilmiş durumda. O yüzden fiyatlar e, 421 412 seviyesine e, bir müddet sıkışabilir. Daha sonra yukarıya doğru teşvik paketine doğru eee dolar endeksinin gelişimine bağlı 430 seviyesinin üzerine kalıcı kapanış yapmadığı sürece de alımlar hız kazanmayacaktır gram altında. O yüzden alım yapmak isteyenler özellikle 430 seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanışları beklesin. Onun dışında şimdi 421 420 buralar sağlam destek direnç noktaları değil açıkçası söylemek gerekirse. 422'den 23'ten alırsın 412'ye doğru düşmeye başlar. Sonra 405'leri görür. Yani anlayacağınız hani 430'un üzerinde alım yaparsan 432, 433 aşağı düşerse 430'un aşağısında burası toplos yapmanız daha mantıklı olacaktır. Ama yukarıya çıkma potansiyeli 430'un üzerine kırdığı zaman burada 450 seviyelerini daha hızlı bir şekilde görecektir. Açığa satış için ise... Dediğim gibi 412 seviyesinin aşağısında da açığa satış buradan yapılabilir. Şu an kanalımızın özellikle 421 ile 412 seviyesindeki kanal arasında yani şu seviye arasında almak çok da mantıklı olmayacaktır yatırımcı için. Biraz da gümüşe bakalım. Gümüş grafiğine baktığımız zaman da işler istediğimiz gibi gitmeye devam ediyor. Altı seviyesinin üzerinde kaldığımız zaman e, kısa vadeli yükseliş trendinin devam edeceğini ve yukarıda 6.22 6.24 e, seviyesinde e, burada karımızı alabileceğimizi söylemiştim. E, 6.24 e, 25 seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanışlarda tekrar 6.48 6.50 seviyesinde de e, tekrar pozisyonuzu e, pozisyonunuzu karlı bir şekilde kapat, kapatabilirsiniz. E, alt seviyesi nereden alınması gerekiyor artık bu saatte kadar? Şu an kanalımızın tam ortasında olduğu için 6 seviyesine yakın bir seviyeden alım yapılabilir ya da alt eli seviyesinin üzerinde alım yapılabilir fakat buradan sonrası gerçekten ya 10 altında çok yüksek bir çıkış gerekiyor ya da tekrar e, geçenki gibi olaylardan etkilenerek e, toplu bir alım yapılması dahilinde 10$ e, gümüş fiyatları tekrar yukarı çıkabilir. O yüzden şu an gümüş yatırım yatırımı aslında en güzel para kazandıran sistemlerden bir tanesi. alt seviyesine yakın özellikle 580 seviyelerine, alt seviyelerinde alıp pozisyonumuzu 630 625 seviyelerinde sonlandırıp tekrar aşağı düşmesi, düşmesi durumunda tekrar buradan almak. Yani şu an açıkçası gümüş grafiği o gram altından çok çok daha fazla kazandırdığını söylemek daha sistemlerin azından kazandırma kazandırdığını söylemek burada daha mümkün. O yüzden gümüş alacak olanlar alt seviyesine yakın yakın seviyede ya da 5 e, alt seviyesinin aşağısına düşmesi durumunda e, 5.80 seviyelerinde alması e, daha mantıklı olacaktır. E, genel olarak grafiğe baktığımız zaman yükselişimiz devam edecektir. Bu seviyelerde takılması e, gayet normal. Eğer bu seviyeleri kırarsa da yukarıda 6.48 seviyesi e, gelmesi muhtemel. E, biraz da gümüş e, BTC'ye bakalım. BTC tarafına baktığımız zaman da inanılmaz bir e, çıkış olduğunu görüyoruz. 46 bin dolar seviyesine kadar test etmiş durumda. Buradan biraz daha e, satışlar e, şu an satışlar biraz daha ön planda. Yani burada artık bir e, destek direnç oluşması lazım arkadaşlar yukarıda. Çünkü bu şekilde sert bir yükseliş olduğu için burada direnç çizmek biraz daha zor olacaktır. 1-2 gün bu şekilde takılıp e, eğer 46 bin dolar seviyesini burada kıramazsa e, buradan açığa satış yapmak çok mantıklı olacaktır. 46 bin dolar seviyesinin aşağısında zaten 46-47 1000 dolar da burada tekrar pozisyonumuzu stop korumak e, mantıklı olacaktır. Zaten yani BTC'nin şu an düşüyor ya da e, çıkıyor algısını e, sadece kurumsal firmalar bu alınmaz e, gibi e, yani birçok kitleye hitap eden insanların elinde şu an BTC özellikle. Peki e, yatırımcı buradan nasıl para kazanacak? Yani biz burada ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar bu e, BTC'de para kazanmak e, biraz da e, zamanla alakalı bir şey. Yani bu tamamen e, spekülatif hareketlerle e, yukarıya çıkıp e, aşağıya düşen bir şey. O yüzden bizim burada yap, yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi ara destek dirençlerde e, alım satım noktaları ve stoplossuz kesinlikle işlem yapmamak. Eğer stoplossuz burada işlem yaptığınız zaman paranızı e, büyük bir kısmını risk altına almış oluyorsunuz. Şu an yapılacak en önemli şeylerden bir tanesi 46 bin dolar seviyesine e, yukarısına alım noktası koymak 46 bin dolar seviyesine aşağısına açığa satış 41 bin dolar 42 bin dolarlara kadar e, tekrar aşağıya durumu çıkma, düşmesi durumunda açığa satışımıza devam etmek e, fakat dediğim gibi 46 bin dolar seviyesi daha direnç noktası oluşturmamış durumda e, birkaç gün bu şekilde e, direnç noktası oluşturduğu zaman orada daha iyi analize daha iyi tespitler yapılabilir ama genel olarak baktığımız zaman hala yükseliş trendini e, korumakta ve kurumsal e, şirketlerin birçoğu da e, hala BTC stoklamaya e, rezervlerini çeşitlendirme konusunda e, devam edeceğini açıklamakta arkadaşlar. Yani BTC grafiği aslında genel olarak baktığımız zaman yükselişini ilerleyen zamanlarda da devam ettirecek. Yani bir gün evet patlayacak ama zaten patladığında da arkadaşlar bunu e, bilirsiniz. Yani grafik bunu size söyleyecektir patladığı zaman. E, şu an çok sert düşüşler olmadığı sürece e, BTC'de e, desteklenen seviyelerinde alım satım işlemlerini yapabilirsiniz. Analizlerimizi bu şekilde bitirelim. Herkese iyi trade'ler diliyorum. Hoşçakalın.